Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçemize geldik. Bahçemizde ne ekeceğiz, neler yapacağız onları size çekmek istiyorum. Biberlerimizin arasında çıkan otları yoluyoruz. Bir yandan da bahçemize şunları ekeceğiz arkadaşlar. Havuç, turp, tere, roka, marul, maydanoz bunları ekeceğiz. Kış döneminde, güz döneminde yiyebileceğimiz yeşillikler arkadaşlar bunlar. Onları ekerken de şöyle burasını zaten boş bırakmıştık. Bir ara otu çok fazla oldu. Biz de otları aldık. Şimdi de bir karık oluşturacağız arkadaşlar burada. Toprak da yumuşak da aslında sertleşmiş gibi olmuş. Değil mi? Yukarıdan inen su buraya gelmemiştir ama. Orada su salıyoruz ya, onun etkisi var. Yani salınan sudandır. Şöyle garı az genişten yapacağım arkadaşlar. Bu kenara yapma sebebimiz de şu arkadaşlar. Traktörle burayı daha sonra mahsulleri bitirdikten sonra kış dönemine doğru sürdürüyorum ben. Bu da tabii kenarda olacağı için traktöre zararı olmadan biz de ara ara gelip alıp yiyebiliriz buradan mahsullerimizi. O yüzden bu kenara ekiyorum arkadaşlar. Çapa motorumuzla sürdük burayı. O yüzden toprağımız bayağı güzel, yumuşak. Çapa motoru bizim işimizi çok kolayladı bu sene. Şuraya kadar getireyim değil mi? Olur. İyi olur herhalde değil mi? Olur. İneyim. Boş kalmasın daha kötü. Boş olan yer daha çok otlanıyor. Sulamayı da düşündün mü? Sonra şey yapayım, iyi olur. Aslında damlama boru çekeceksin. Aslında gidiyor da. Damlama borusu burada yok. Gerekende getirmedik. Bu sefer de böyle oluyor. Bir iki kere çapa yaparsak rahatlar. Aynen aynen. Şimdi buraya birini yaptık. Az daha ettireyim, devam yeter diye. Bence devam et. Az daha uzasın. Boş zaten, arkan da boş. Su yürümez. Burada meyve ağaçlarımız var bizim. Meyve ağaçlarımızda bir yandan havucu, turbu sularken sulanır diye bu kenarı düşündük arkadaşlar. Hem traktörün zarar vermemesi için hem de meyve ağaçlarımızla beraber bunları sulayalım düşüncesiyle. Nasıl yumuşak, görüyor musun toprağı? Normalde böyle toprak da su girdim sertleşiyor, değişiyor. Bizim bahçemizde çok fazla köstebekle fare var. Köstebek havuç ve turba nasıl tepki gösterecek onu da merak ediyoruz. Artık bize onu zaman gösterecek. İyi oldu değil mi? İyi bence. Şimdi şuradan yapalım.
Yani çiçeklerimiz de bayağı olmuş gibi duruyor ha. Değil mi? O olmuş bence artık, evet. Kurumuş. Bir tane çok güzel ayçiçeğimiz var. Ayçiçeklerini bir de mısırları ekim sürecinde biz tabii fide de dikiyoruz bir yandan. Hanım da durmadan bunları gömüyor. Yapma filan diyorduk ama meğerse güzel olacakmış. Bayağı da ayçiçeği ve mısırımız oldu. Hatun ekmesi güzel oldu. Sonradan işimize geldi. Bunu da itiraf etmiş olalım. Yerinden bunu yerinden etmiyorum. Aynen, onu elleme bence. O da taze. Dibinden dolanıver ama. Ayçiçekleri böyle yaprağın kenarında ikinci bir ya da iki üç tane fazla da veriyor. Ayçiçeği veriyor ama bu gelişimini zayıflattığı için bunları ben genelde alıyorum. Bazen de gözden kaçabiliyor. Bunları bırakırsanız kendi ayçiçeğin başını çevirmekte, büyütmekte zorlanıyor tabii ki. O yüzden bunları aldım arkadaşlar. Tohumumuzu hazırladım şimdi arkadaşlar. Açtım. Tohumu toprakla karıştırarak arkadaşlar ekimini yapacağım. Küçük tohum taneleri çok küçük olduğu için o sebepten eşit dağıtamıyorsun. Bunu da az bir toprakla karıştırarak yaparsak dağıtımını daha rahat yaparız. Az daha toprakları alalım. İnce yerlerinden şöyle atıyorum içine. Evet, karıştırdım şimdi arkadaşlar, atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bakın, küçük küçük taneler içinde toprakla karıştırılmış şekilde atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gene de sık atma öyleyken de. Aha. Sık attık mı tabii gelişmiyor. Dip dibe olduğu zaman havuçlar gelişmesi zor. Şeyde küçük bir paket açalım mı? Turp mu atalım? Turp bence. Turpun tohumu biraz daha farklı. Elinle ayarlarsın o zaman. Hem de göze geldiğinden şöyle az bir şey atıvereceğim sonuna. Şuraya da atıyorum turpu. Arkadaşlar bu sıranın tamamını havuç yaptım. Bu iki küçük sırayı da turp yapacağım. Attığımız tohumları çapayla çok derine gitmeyecek şekilde hafiften çapalayacağım. Ondan sonra da üzerlerine su atmam gerekiyor. Daha sonra da artık kendi haline bırakacağız onları. Haydi bismillah. Bu şekilde arkadaşlar çapa yapar gibi. Üstüne hafiften örtsen ya kenarlardakilerle. Yok yok. Örttün mü zor biter. Zaten tohumlar çok ince ya. Tohum ince ve küçük oldukça dabanla daha rahat iniyor. Bu sene ilk defa bahçemize turp ve havuç ekiyoruz arkadaşlar. Nelerle karşılaşabileceğimizi çok da şu anda bilmiyoruz. Bakalım ilk deneyimimiz olacak buradaki bahçemizde.
Arkadaşlar buranın ekimini yaptık. Ekilişini, havuçlarımızı ve turplarımızı. Yağmur da yağacak gibi ama aşağı tarafta da damlamamızın hemen altında soğan yeri var. Soğan yerinde yapmayı düşünüyoruz. Havuç ve turp. Şimdi oraya hazırlayacağım arkadaşlar. Damlama sitemizin alt tarafında soğanlarımız vardı önceden. Onları çıkarmıştık. Şimdi oraya havuç ve diğer yeşillikleri ekmeyi düşündük. Burada hiçbir şey yok da aslında böyle bir ıslaklık da olmaması gerekiyor. Komşumuzun suyu 2 gün sulanınca tarlası, bahçesi, ondan sonra bizim yere su geçmiş. Şu anda gördüğünüz gibi biraz nemli. Havuç ekerken bize faydası olacak ama o yönden de iyi olacak inşallah. 2 tanesini hazırladım sıranın. Şimdi 3. yazılıyorum arkadaşlar. Biraz geniş yapacağım. Bu tarafa yapmıyorum çünkü burası bizim yürüdüğümüz nokta. Ayak altında kaldığı zaman hem bize hem de bitkiye zorluk olacak. O sebeple o tarafa geçmeyeceğim. Hava da bugün çok harika. Tam çalışılacak hava. Tependen güneş burada rahatsız etmiyor. O yönden çok güzel. Yeterli mi? Sence nasıl? Bence iyi. Az daha uzatmak istersin. Ama uzatma artık. Çilek var orada. Yeter artık. Hangisini nasıl yapalım? Gene fazla şey yap. Daha fazla havuç yap. Çocuklar da sever havucu. Bir havuç bir turp yapalım yeterli. Olur. Turp paketi yarım zaten. Ben de anlayamadım. Bir tarafına diğer yapışmış da. Tamam. Arkadaşlar. Bir tanesini turp yapacağız, 2 tanesini havuç yapacağız. Aynı yukarıdaki gibi uygulamasını yapacağım arkadaşlar. Bunu göz kararı yapabiliyorum ama havucun tohum tanesini göremiyorum. O sebeple ona yine toprak katacağım. Arkadaşlar içerisine yukarıda göstermiştim. Onun gibi yine toprak atıyorum. Ve karıştıracağım onları. İncesini seçmeye çalışıyorum. Kalın tanelerini kenara atıyorum arkadaşlar. Eldiveni çıkarayım ki elden daha rahat olacak bu bölüm. Çok seyrek at Mehmet. Seyrek atıyor. Oldukça seyrek atmaya çalışıyorum. Yoksa sık biterse toprağın altına gelişemez. O sebeple seyrek atmak gerekiyor tohumunu. Kafa yapar gibi arkadaşlar bu şekilde. Maksat üzerini kapatmak tohumun. Üzeri kapandıktan sonra suyunu da verdin mi? İnşallah bitecektir tohumlar. Babamın sal lalesi iyi abi. Yalnız yağmur gelecek. Hava güzel derken. Ya nasip. Hava güldürlemeye başladı arkadaşlar. Belki de yağmur gelecek bilemiyoruz. Evet arkadaşlar, tohum ekme işlemimiz bu kadar. Havuçlarımızı ve turplarımızı ektik. Şimdi de bitkilerimizin kenarlarında olan otları yollayacağız. Onları da sizlere göstereceğiz. Bahçemizde ara ara otlar bitiyor. Bizim de bunları temizlememiz gerekiyor. Temizlemediğimiz zaman bitkilerimize zararı oluyor. Biraz uzak ama bunlar da elimize ayağımıza çok takılacak. Bunlardan başlıyorum. Temizi ver bana.
Sen bizi anlat onu. Sen bizi alabilirsin. Al. Açacaktın değil mi? Ben çok önemsemiyorum da yazık, sen şey yapıyorsun. Topluyorsun onları ya. O yüzden sana vermiştim. Şu bitkiye saran ot acayip bitkiyi rahatsız ediyor. Tepesine çıkıyor. Şu bitki ot nasıl oluyorsa arkadaşlar tepesine çıkıyor bitkinin. Bunun üzerinde onu boğuyoruz. Aslında zararı oluyor ona. Biz de otlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Ama kökü belli olmuyor. Hiç nereden geldiğini anlayamadım o bitkinin. Bir yerlerden çıkıyor altlardan. Ondan sonra tepeye gidiyor arkadaşlar. Otu aldıkça bitki rahatlıyor tabii. Biz de o yüzden otları devamlı almaya çalışıyoruz. Yanında bulunan ot bitkiyi üzüyor. Ya sarartıyor ya taneye dönmesini engelliyor. Bir şekilde illaki zararı oluyor. Yine burada bu otlardan çok. Koyun kuzu gibi küçük hayvan olacak. Bunları çok yer ha. Değil mi? Alan. Yok abiydi. Bahçemizde bir de onu aldım. Evet arkadaşlar, şu sirken dediğimiz şu otlar özellikle çok bitkiyi boğuyor. Bitkiye zararı oluyor bu otun. Kırmızı biberlerimiz kızarmaya başlıyorlar artık şöyle. Az az kararmaya, kızarmaya başlamışlar. Evet arkadaşlar, bitkilerin otlarını da bu şekilde alıyoruz ve onları rahatlatıyoruz. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizler için ektiğimiz bitkilerin videosunu çekmeye çalıştım. Yağmur yağacağı için şu anda marul, maydanoz, o tür yeşilliklerin ekilişini sonraya bıraktık. Sadece havuç ve turpumuzun ekilişini gerçekleştirdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarınızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.